Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranında yeniden düzenlemeye gidildi. Daha önce 2,5 seviyesinde olan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 oldu. Kamu alacaklarında yıllık 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise bugünden itibaren %36 olarak uygulanacak düzenleme daha önceki tacil taleplerini kapsamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre imalat sanayi işyerleri, maden işletmeleri, termik santraller, OSB'ler ve hane halklarında 2022 yılında 29.4 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 109.2 milyon ton atık oluştu. İstanbul'da taksiciler yeniden zam talebiyle İstanbul Belediyesi'ne başvurdu. Taksiciler %65 oranında zam yapılmasını istiyor. Teklif kabul edilirse indi bindi ücreti 115 lira, taksimetre açılışı 31.63, kilometre başına ücretse 22.69 liraya yükselecek. Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi de depremi tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi. Texas Üniversitesi'ndeki geliştirilen yapay zeka destekli bir araçla Çin'de yapılan bir denemede depremler bir hafta önceden %70 doğrulukla tespit edilebildi. Tahmin edilen konuma 320 kilometre mesafede hesaplanan şiddette 14 deprem başarıyla tespit edildi. Ancak sistem bir depremi kaçırdı ve 8 adet yanlış uyarı verdi. Her yaştan vatandaşın kullandığı Çinli sosyal medya platformuna bir ülkeden daha yasak geldi. Nepal hükümeti son zamanların en tartışmalı telefon uygulaması olan TikTok'u aile yapısını bozuyor gerekçesiyle yasakladı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.